YouTuber nasıl olunur? Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yetkin içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çok değişik bir konu işleyeceğiz arkadaşlar. Bugün YouTuber nasıl olunur? Onu işleyeceğiz arkadaşlar. YouTuber nasıl olabilirsiniz? En ince detayına kadar, en kestirme yoldan göstereceğim arkadaşlar. Ya da tarif edeceğim. Yani bu sayede çok rahatlıkla hani siz de YouTuber olabileceksiniz. Önce hava karardı. Işıkların hepsini açayım. En azından siz de rahat rahat beni görün. Çok lafı dallandırıp budaklandırmadan anlatacağım size. Şimdi bir hobiniz var. Hani bu yayın hani sıfırdan yelkenci olmak kanalında yayınlanmış olacak ama şöyle diyeyim, izah etmek istiyorum. Mesela illa yelkenci olmanıza gerek yok. Sandal hobiniz olabilir, sürat teknesi hobiniz olabilir, yelken tekne hobiniz olabilir, katamaran, ne bileyim bir avcılık merakınız olabilir, zıpkıncılık olabilir, yani doğayla alakalı bir merakınız olabilir, bir karavan merakınız olabilir. Yani genel anlamda bir hobiniz var ve siz YouTuber olmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Hani işin en kestirme yolunu anlatacağım arkadaşlar. Birinci ilke, benim ne kadara ihtiyacım var? Sizin hiç paraya ihtiyacınız yok arkadaşlar. YouTuber olmak bu kadar basit esasında, biliyor musunuz? Yani bir YouTuber olmak için çok böyle fazla maliyetlere ihtiyacınız yok. Yani ben size peşin söyleyeyim. Şu an neyi kontrol ediyorum? İşte YouTuber olmanın incelikleri. Yaka mikrofonumu kontrol ediyorum. Eğer herhangi bir kopma varsa boşu boşuna çekimi yapıyorsunuz. Ondan sonra bir daha yapıyorsunuz. Bunlar sonraki sizin tecrübeleriniz olmuş oluyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi YouTuber olmak için hiçbir şeye ihtiyacınız yok derken ekipman olarak hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Maliyet olarak hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Neden? Hemen şimdi birisi demiş olabilir. Ya hadi ya falan. Alakası yok arkadaşlar. Üzerine basa basa söylüyorum. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Neden? Bugün günümüz şartlarında herkesin cep telefonu var. Ve herkesin cep telefonunun telefon geldiği zaman kulaklıkla alo diyebildiği bir mikrofonu var. Yani hem kulağınızdan duyuyorsunuz, ağzınızdan da konuşabildiğiniz, hani bu kablolu mikrofonlar var ya, kablolu mikrofonunuz var. Bundan dolayı, bununla beraber sizin mevcutta kullanmış olduğunuz telefonunuz ve çok özür dilerim, şifayı da kaptım. Telefonunuz ve mikrofonunuzdan çekime başlayacaksınız. Öncelikle YouTube'da bir kanal açıyorsunuz. Hani ben kanal nasıl açılır falan videoları göstermeyeceğim de. Çünkü bu sizin zamanınızı boşu boşuna almak olur. YouTube kanalınızı açtıktan sonra kısa ve öz bir kanal adı, çok uzun bir kanal adı almayın arkadaşlar. Bu bir net. Bu netliktir yani. Sonra mesela kanal adı alırken şuna dikkat edin. YouTube platformunda search yapın. Bir filmdir, bir bilmem nedir search yaptığınız zaman sizin önünüze geçecek bir kanal adı olmasın. Yani yaklaşık olarak size özdeşleşen bir kanal adı olsun. Mümkünse sıradan olsun ama telaffuzu zor bir ad olmasın. Bakın bu ad çok önemli. Telaffuzu zor bir ad olmasın. Kolay olsun, akılda kalsın. Kısa olsun. Hani diyeceksin ki seninki sıfırdan yelkenci olmak ama benimkinin şöyle bir hayat hikayesi var. Sıfırdan neden? Sandaldan yelkenciliğe bir geçiş. Yani sıfır. Zero'dan bu tarafa geçiş. Yani o da uzun. Doğru. Çünkü ben bu kanalıma eş Center Sailing, yani teknenin adıyla alakalı bir kanal açtım. Eğer o kanala da abone olursanız çok çok sevinirim. Çünkü bütün seyir videolarımı orada yayınlamayı planlıyorum. Kanala adınızı, güzel bir kanalda buldunuz. Kanalınızı açtınız. Gelelim video çekimlerine. Şimdi her zaman için şunu yapmayın arkadaşlar. Ben dört dörtlük yapacağım. Ben hata yapıyorum. İşte sesim kötü geliyor. Yok şöyle bu. Takılmayın arkadaşlar. Videoyu çekin. Editleyin. Editlenle ben duyuyorum. Bir gün iki gün editle uğraşanlar varmış. Daha kısaya indirin. Editleyin videoyu. Bir an önce yayına çıkın. Sonra kendinizi izleyin. Ha, diyeceksiniz ki ya arkadaş, beni YouTube platformu ya da diğer platformlar benim videomu bekliyor. Hani benim videom izlenmiyor. Tabii ki de izlenmeyecek en başta. En başta sizi YouTube platformu beklemiyor. Ama siz YouTube platformunda haftada bir kere,
haftada iki kere içerik üretmeye başladığınızda insanlar sizi izlemeye başlayacaklar. Ha ben bir tane video attım. Vay be izlenmiyor görüyor musun? Eh ben bunu attım bir daha da yayınlamıyorum derseniz tamam mı? Yarı yolda kalırsınız. Unutmayın ki her zaman kaybedenler vazgeçenlerdir. Vazgeçmezseniz kazanırsınız. Değil mi? O yüzden mesela kendinize günler belirleyin. Şöyle diyeyim. Pazar günü ya da cumartesi günü, çarşamba günü, cumartesi günü. Yani periyotlar aralığında video paylaşımları yapın. Ya da atıyorum cumartesiden cumartesiye. Yani kafanızda güzel içerikler düşünün ve yayınlayın. Çekin yayınlayın arkadaşlar. Ne oluyor biliyor musunuz? İzleyici kitleniz sizi yönlendiriyor. Ha, bakıyorsun bu video izlenmiş. He, tamam diyorsun doğru yoldayım. Bakıyorsun bir şey videosu çekmişsin. İzlenmemiş. He, demek ki izleyicilerin bu konuyu sevmiyor. Bu konuyu seviyor. O konuya yoğunlaşıyorsunuz. Yani demek istediğim arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim. Bu şeye de takılmayın. Ö diyorsun ya. Boş verin arkadaşlar. Bugün ö dersin. Bazen kafan dalgın olur. Bakın ben bütün içeriklerimi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir konu düşünüyorum. Çekiyorum, yayınlıyorum. İnanın spontane. Bakın burayı göstereyim. Hiçbir kağıt, mat, hiçbir şey yok. Bakın bu benim normal çantam. Şöyle göstereyim. Çantam. Mikrofonumun kutusu. Tamam mı? Bakın hiçbir yerinde kağıt, küt, hatta şuraları falan göstereyim. Bakın. Asılı masılı okuyabileceğim tavanı falan göstereyim. Şöyle. Bakın. Hiçbir yerde hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben bütün çekimlerimi spontane yapıyorum. Yani düşünüyorum takipçilerimden bunu merak eden de vardır diyorum. Hemen zaten çantamda taşıyorum. Bütün çekim ekipmanlarımı çantamda. Hatta bakın burada benim bir ekipman çantam daha var. Hatta drone'um var bilmem ne. Bir sürü ekipmanım var. Canon'um var. Dünyanın şey bilgisayarı bunun içine koydum. Yani bir yere gittiğim zaman dahi editleyip hazırlayıp çok rahat sunum hale getirebiliyorum. Haftada bir kere çekiminizi yapıyorsunuz, yayınlıyorsunuz, kendinizi izleyin. Acımasız yorumları karşıda çok özür dilerim. Göğüs gerin. Çünkü evet platformlarda çok dengesiz insanlar var. Adam acımasızca yorum yapıyor. Ona da takılmayın. Teşekkür edin, devam edin. Niye biliyor musunuz? O kelkenez bile sizin bile size faydası var biliyor musun? Hani seni aşağılıyor ya, o aşağılarken bile seni üst sıralara taşıyor. Ona bile teşekkür edin arkadaşlar. O yüzden ha, ya da benim gibi uygun bir üslupla olmaz arkadaşım o öyle değildi de böyleydi sen yanlış anlamışsın da diyebilirsin. Ve zamanla kanalınızın izleyici kitlesi oturuyor. O yani boş konuşanlar bir şeyler tutturamadıkları zaman gitmeye başlıyorlar. Ve sizin kanalınızda haslar kalıyor, özler kalıyor. Ondan dolayı kaybetmemek için, kanalınızda başarılı olabilmek için vazgeçmeyeceksiniz. Vazgeçersiniz, kaybedersiniz. Yani YouTube'da kazanamayanlar sınıfına geçmiş olursunuz. O yüzden istikrar önemlidir. Haftada bir yayınınızı yapıyorsunuz, takslarınızı. Diğer kanallarda da hani takslar nasıl konur diye videolar var. Hani onlarla sizin kafanızı yormak istemiyorum. Bu dediğimi yaptıktan sonra çok çabuk 4000 saati geçebilir. Hani YouTube'da bu bir hani kaidedir. 1000 abone, 4000 izlenme saatini geçtikten sonra para kazanmaya başlıyorsunuz. Para sizin banka hesabınıza geliyor. Vergi dairesinden gidiyorsunuz. Para kazanma işte neydi? Ne belgesiydi? İnanın adı aklıma gelmedi. Çok değişik bir belge. Hani istisnai belgesi yani istisna belgesi. Alıyorsunuz. İstisna belgesinden Vakıfbank'ta ya da Halk Bankası'nda bir hesap oluşturuyorsunuz. Yurt dışından yani YouTube'dan para geldiği zaman devlet hemen 18'ini çekiyor. Geriye kalan sizin hesabınızda temiz temiz kalmış oluyor arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki sen ne kadar kazanıyorsun bilmem ne. İşte bu iş ayda 300 liraya 500 liraya işte ya da 1000 liraya yapılır mı? Arkadaşlar en ünlü YouTuber'lar dahi bizim şu an geçtiğimiz kanallardan, bizim geçtiğimiz yollardan geçtiler. Emeksiz yemek olmaz arkadaşlar.
önce emek vereceksiniz, sonra ekmeğini yiyeceksiniz. Ya bu bir gerçek. Hani kimisi diyor ki 500 liraya 600 liraya bu iş yapılır mı? Ama ben sizlerle konuşurken, sizlere faydalı olurken mutlu da oluyorum. Gelen 500 TL ya da 600 TL şu an için Allah bereket versin diyorum. Bugün Allah bereket versin demezsen yarın ötekini de bulamazsın. Allah'ıma şükürler olsun ki 500 ya da 600 TL'lik satış geliyor. Hani diyeceksin ki 500-600 TL'ye ne alınıyor? Ama her işin bir başı var. Düşünün, biz bir yandan bir çekim yapıyoruz. Sinema ekipmanlarımız yok, bir bilmem ne, düşün, yaka mikrofonu bilmem ne, bunlar sonradan alınanlar. Demek ki ben ışık gördüm ki yavaş yavaş almışım. Ne bileyim, bir film ekibi yok, set yok. Bakın, ben tek kişilik tiyatro oynuyor gibi. Kurguluyorum, düşünüyorum, kurguluyorum. Hemen lensin karşısına geçiyorum. Çekiyorum, editliyorum, size sunuyorum. Sizin beğenisine sunuyorum arkadaşlar. Yani siz de bizim bu çabamızı nasıl mükafatlandırırsınız? Videolarımızı beğenerekten güzel bir yorumunuz dahi bizi üst sıralara taşır arkadaşlar. Bu da ne demek biliyor musun? Cem Kaptanım, sen güzel bir şeyler yapıyorsun. Bu bir tebriktir. Biz sizden 3 kuruş 5 para beklemiyoruz. Güzel bir beğeni, paylaşım, videonun altında güzel bir yorum bizim için mükafattır arkadaş. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben daha iyi videolar çekebileyim diye beni dürtülemektir. Ne yaparsın o zaman? Ekip dizersin. Yanına bir kameraman arkadaşını alırsın. Ne bileyim, diğer arkadaşını tetiklersin. Hadi dersin, para kazanıyoruz. Çullanalım bu işe. Milyon milyon kazananlar ne yapıyor? Bir tane kameramanı var. Ne yapıyor? İçeriği düşünüyor, üretiyor. Hemen yayına, yani yayınlıyor ve para kazanıyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Yani hobiniz ne olursa olsun para kazanmak, yani YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız para kazanmak bu kadar kolay arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim, yani çok kolay. Ondan dolayı bu dediklerimi yapın. Para kazanamazsanız benden destek alabilirsiniz. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Yayınıma burada son veriyorum. Gördüğüm kadarıyla 12 dakikayı geçmiş. Ne yapıyoruz? Videomu beğeniyorsunuz. Videomu mümkünse paylaşıyorsunuz. Ve videomun altına güzel güzel yorumlar atıyorsunuz ki sizin gibi YouTuber olmak isteyen bütün arkadaşlarınıza ulaşsın. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın, kanalımda kalın.